Bizim bizi. bizi. kupa İkili oyunun 116. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu, mikrofonun diğer ucunda basketbolumuzun bebeksi suratlı isimleri Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selamlar beyler. Bebeksi suratlı isimleri. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> sen sen bunları bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyor musun? <laughs> Bunun üzerine bir Twitch yayını mı yapsak acaba? Evet, Bulma tabii. konusu. Sen de konuğum ol ya. <laughs> <laughs> Bunu yapalım. Selamlar. Evet nihayet NBA'ye konuşacağız. Konuşmaya başlamadan önce bize görüş, yorum, öneri ve soru iletebileceğiniz kanalları hatırlatayım. Web site adresimiz ikiloyun.com Mail adresimiz selam.ikiloyun.com Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikiloyun takip etmeyi unutmayın. Güzel bir Telegram grubumuz var muhabbete bekleriz. ikiloyun adresinde yayınlarımızın Geek Yapar'ın YouTube kanalından da takip edilebildiğini zaten biliyorsunuz. Onun dışında Tancan'ın muazzam Twitch kanalı twitch.tv slash Tancan adresinde yayınlarına devam ediyor. En son olarak da Scientology Konuştunuz ve Mormonluk galiba. <laughs> çok zor konulardı. Araştırdım. 5 sene Mormonlarla yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> çok ciddi bir yayın geçmişe yaratacağız. Birer Bakalım o, o, o şey vardı ya oyuncularda işte abi Robert De Niro 6 sene taksicilik yapmış. <laughs> <laughs> abi ya ben onları çok kopuyordum işte. 27 <laughs> sene orada yaşadım abi falan. Ya sen özel ama... konuk Tom Hanks'i bekleyebilir miyiz? <laughs> Tom Hanks Türkiye'den taşıyanlardan. Tom Hanks Ay, değil. Şey. Ay Tom pardon, Bruce. şey Tom Tom Chris. Tom, Tom, Chris. Tom, Tom, Cruise, Cruise. Tom Cruise. Aynen onda eee Jen'in tarifleri üzerine bir güzel bir şeyimiz <gülüyor> olacak. <gülüyor> Onlar Jen'in mi yiyordu? Evet ya ama çirkin çirkin. Vay arkadaş. South Park güzel dağda geçmişti bak o aklıma geldi. Yani. South Park'ın şeyi bölüm, işte o bölümdeki alt yazılar ya gerçekten bunlara inanıyorlar şaka yapmıyoruz. <laughs> Arada açıp izliyorum ben mükemmel bir şey. <laughs> Çok güzel. Peki hazırsanız başlayalım. Ee, hemen şeyi söyleyeyim yani aşağı yukarı neredeyse bütün takımları konuştuk zaten. Evet kalan iki takım var. Ona da şu an dilimiz gitmedi yani. <gülüyor> <gülüyor> Detroit var. <laughs> <Totkaçıdan> takım. Kimdi? <laughs> Portland'da. Portland, öyle... Aslında Miami'ye de ucundan da indik ama olmazsa <laughs> evet. bir ara Miami konuşup tatlandırırız ortada. <laughs> ha yani zaten vakit var. Daha böyle şey ne bileyim All Star arasına kadar e, hepsinin üzerinden geçmiş oluruz. Ama böyle bu bölümde biraz takılalım dedik. Özellikle gündemde komik, komik de bir iki tane detay var. E, ...isterseniz en çok eğlendiren... ...beni detayla başlıyorum. E, Sans ve... ...Wizards arasındaki... ...mükemmel takas faili. Şu, e, şu an kaf, mas, kafamı... ...masaya bıraktım. Güm diye ses gelecek birazdan. <laughs> Hemen hatırlamayanlar ya da... ...bilmeyenler için hatırlatma yapayım. E, bu arada şey... ...söz konusu önce Ariza. Ariza sonunda... ...takas oldu da önce güzel bir... ...fail oldu işte. Memphis'in de içinde... ...olduğu bir takas vardı... ...ki hani takas bitti diye haber yapıldı... ...ve biten takas şuydu... ...işte Ariza Wizards'a gidiyor... ...Kelly Oubre Memphis'e gidiyor... ...Wayne Seldon ve Marshawn Brooks da... ...Sans'a gidiyor... ...tamam mı... ...ama hani Memphis ve Sans... ...hiç direkt olarak görüşmemiş... ...Wizards aracı olmuş... ...yani Sans'la Memphis arasındaki şeye... ...sonra ortaya çıkıyor ki resmi evraklar... hani ...imzalamak üzere olan... ...resmi evraklar gidince... Sans Dylan Brooks'u aldığını sanarken sanırken Martian Brooks'u aldığını fark ediyor <laughs> ve anlaşma iptal oluyor. Yani <laughs> bu arada asıl komik olan Memphis işte GM'i gidip iki oyuncusuna beyler sizi takas ettik kusura bakmayın diyor. E, ertesi günde ya takas iptal oldu ehehe falan diye lol falan diyor biz de işte biz de Merkan Sutlu'yla çalışacak zannediyorduk. Serkan Mutlu'yla çalışıyoruz. Orada bir değişiklik <laughs> olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani sonuçta Kelly Obre Jr. ve Austin Rivers Sanz'a gitti. Sanz sonra Austin Rivers'ı bıraktı. Austin Rivers oradan Rockets'a gitti. O haber de şu az önce geldi elimize. Ee, pardon. Aynen. Evet. Ee, Ariza da Wizards'a gitti. Ee, şey bu ama en baştaki o büyük fail harika oldu gerçekten. Ya bu benim aklıma şeyi getirdi direkt. Bu futbolda şey çok olurdu ya. Transfer deadline gününde Galatasaray'da yaşamıştı o. Grosch muydu neydi? Tam okuyamıyorum da adını. İşte yanlış mı gitmiş kağıt? Lisansı mı yetişmemiş? Grosch mı çekememişler? Evet, evet. Aynen fax, ha, aynen. fax çekememişler. Aynısı Arsenal'de falan da olmuştu. Adam şey faxı yolladığını zannetmişti. Transferin başındaki herif düğmeye basmamış falan böyle saçma sapan. <laughs> Hep onları getirdi bu aklıma. Yani bu tip saçmalıklar bu seviyede nasıl olabiliyor ben inanamıyorum. Bence bu benim aklıma direkt türünü getirdi. 80'lerin sonu 90'ların başı olması lazım. Fenerbahçe futbol takımından bahsediyorum. Yanlış Nil seni transfer etmiş Aa! <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> İki çok saattir bu, bunu düşünüyordum ben de. Hani... O <laughs> efsane bu ya, hatırladım evet. oha. Gazeteler gazeteler çıldırmıştı çocuk. Evet. evet. <laughs> Vay arkadaş ya. Yani şimdi de yanlış Brooks alsalar çok iyi olurdu Bu kim lan diye öyle giriyordu. <laughs> Sayfetteki George gibi böyle. Yanlış şu şumarı almışız ya Forme 1 pilotunu almışız Allah kahretsin Hiç oynatamıyor Neyse bu da topa vurabiliyor ne olacak artık yaparız <laughs> ee, Peki şeye ne diyorsunuz Ariza e, transferini Wizards'ın Wizards artık şampiyonluk adayı diyebilirim <gülüyor> <gülüyor> Hiç düşünmeden John Wall ve Ariza yan yana oynar mı abi ya, yani oynarlar bir yılı mı acaba? <laughs> yani bir şey yapmak lazım orada. Zaten ya. Wizards neye hamle yaptı ben anlamadım tabii. Bu da bir tuhaf. Abi bu Wizards'ın hamlesi şu. Yani olay Ariza'nın gelmesi değil de tabii ki de Ariza şu an NBA'deki her takıma koyabileceğin tarzda bir adam ama e, oradaki bu yani takastaki temel olay Kelly elden çıkarılması bence. Sonuçta Wizards bu yani. takımı da atmak istiyor abi. Kontrat veremeyiz zaten buna. O zaman Aynen. diğerlerini, diğerini hiç yollayamayacağız. Buna da kontrat veremeyeceğiz. Bari bereşe gitmesin. <laughs> yani ne çıkarıyorsan çıkar elden. Sonuçta ne no, gelince iddialı durma mı geldiler? Hayır. Yani. Ee, onun yerine dedim ki Keloğlu'dan çıkmış oldular en azından. Bu takımı öyle ya da böyle bir şekilde hani çıkarabildiğini çıkaracak elden. Ee, yeniden bir yapılanma kovalayacaklar. O yüzden ben tamamen hani a, Wizards hamle yaptı değil de bir oyuncuyu elden çıkardı olarak bakıyorum. Şöyle bir şey de olabilir. Hani Ariza ve Beal'ı tutmaya bakıp John Wall'u da bir enayiye kakalayıp hani biraz daha soft bir yeniden yapılanma. O sırada da hani playoff yani o floating'i sağlama hamlesi de olabilir Wizards adına. Abi o en iyi senaryo olur zaten. Ya yani Beal zaten taş gibi oynuyor. Yanına Ariza da süper. O yani mesela Vol'u kime vereceksin ki? Kim alır yani o kontrolü? Tancan bulur ya. Bir hafta <laughs> <olayda> arıyor ya. <yani. gülüyor> o iki kapı hafta kapı önce bir... Ancan. Bütün yayın boyunca yaklaşık beş teori çıkarmıştık Vol'un. <laughs> Nereye evet. tak. Abi elimde bir oyuncu var mükemmel. Duvar gibi adam falan böyle espride. <gülüyor> of! <laughs> <laughs> Adolf e mi yazsak ya? <laughs> Ve oradan yürür de takas etsinler. Vallahi Washington'a daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> e, peki Austin Rivers'a ne diyorsunuz? E, Rockets'a gitti işte açıklandı. Bu arada Rockets'ta da Chris Paul'un e, 8 hafta sanırım 6-8 hafta deniyor. E, bir baldır galiba sakatlığı var. E, biraz onun için de gibi duruyor. Buna ne diyorsunuz? Ona bir sonra 3-4 haftada dönebilir gibi bir şey de çıktı ama orada havada kaldı. Bilmiyorum nasıl olacak o. Ya ben bir şeyden girmek istiyorum ona aslında. Ya yani Chris Paul'un bu seneki formsuzluğunu konuşmuştuk. Takıma artık e, katkıdan çok belli noktalarda zarar verdiğini. Şimdi bu süreci aslı yani Austin Rivers'a biraz piyango vurmuş oldu sakatlığı. Yani Rivers'tan da bir beklenti yok da en azından en azından Chris Paul yokken Houston Nasıl gözükecek? Bu süreçte nasıl bir değişiklik yapacak ya da yapacak mı diye Antony onu görmek için. Yani Rivers da burada e, iyi kötü bir katkı verir en azından. E, çok da sırıtmaz. Ha, uzun vadeli bir şey de beklemeyecekler ama bu sezonda boşlukta olmak için bence ideal oldu. Yani şeyini daha göremedik sanırım hani ne kadar alacak ee, bu sezon sonuna kadar sanırım kontratı garantili olarak. Hmm. Ee, Tanrıcan ne dedi ki yani şey başladı zaten Chris Paul ve sakatlık şenliklerine girdik. Ee, orada evet kısa süreli rol dolduracaktır. Onun haricinde bütün yük yine Harden'in omuzlarında devam edecek. Çok değişen bir şey olmaz bence. Oğlum Houston zaten Chris Paul her sakatlandığında bence böyle banka hesabını açıp bakıyordum kaç para vereceğiz. bu. <laughs> ben hemen söyleyeyim daha çok vereceksiniz. <laughs> Devin abim biraz üzülüyor olabilir. <laughs> ee, sıradaki haberle devam edeyim. Bu biraz daha ciddi ve e, neyse yorumumu şimdilik katmayayım ama. E, takip etmişsinizdir. LeBron bir röportajında Anthony Davis'le beraber oynamayı isteyebileceğini söyledi. Hani buraya kadar belki biraz normaldir ama sonra gelişen olaylar birincisi e, birkaç tane küçük takımın e, ...GM'i sanırım e, takımların isimleri belli değil. Bu durumu bir NBA şikayet etmişler. İşte e, ben Türkçe'sini bilmiyorum bunun tampering olayı var ya. Yani. Sezon devam ederken bir takımla sözleşmesi bulunan bir oyuncuyla alakalı transfer spekülasyonu yapmak yasak aslında NBA'de bunun da cezası var. Tamam. LeBron'a bunu yapmakla suçladılar. Sonra işte LeBron'a tekrar mikrofon uzatıldı. LeBron'a ben öyle bir şey yapmadım. Sor, bana sordular. Anthony Davis'le oynamak ister misiniz? Ben de tabii ki de isterim dedim dedi. İşte buna bir de şey eklemiş yani Kevin Durant'le de oynamak isterim. İşte Giannis'le de oynamak isterim. Hatta gururumuz Luka Doncic'le de oynamak isterim demiş. Şey küsüratlı rakam vereyim de sıktığım anlaşılmıyor. Evet. <laughs> e, ve fakat e, hani bu iş ciddi görünüyor. Çünkü e, işte o şey maçı vardı. Pelicans, e, Lakers maçı vardı Staples Center'da. Maçtan sonra işte Pelicans ertesi gün Sacramento ile oynayacaktı. Ya da iki gün sonra hani o gece Lakers'ta şey Los Angeles'ta geçirip öyle uçacaklarmış falan filan. E, neyse o akşam LeBron'la Anthony Davis yemek yemiş. E, ve bunun üzerine bir de Anthony Davis bir röportaj verdi sanırım ESPN'e. Röportaj yani uzunca bir şeyler söylemiş ama ben size cımbızla aldığım kısmını söyleyeyim. İşte paradan çok ardımda bıraktıklarıma yani İngilizcesi legacy önem veriyorum. Şampiyonluklar kazanmak istiyorum şeklinde. Ee, ben bunu şöyle yorumladım. Anthony Davis gitti. Ama nereye gitti? Lakers'a mı gitti? Yani LeBron'un orada çok ciddi çabaladığı biraz görünüyor gibi herhalde. Ya o da şeyi fark etti tabii de bir yandan. E, ama bizim forvete morvete kısa değil. de uzuna ihtiyacım <gülüyor> <gülüyor> Biraz da ondan. Ama ben bu muhabbeti hiç sevmiyorum ya. Bunu Lebron James yani üzerinde değil. Genel olarak oyuncuların bu ya ben de bunu seviyorum işte şöyle bilmem ne işte o da bize gelsin o şuraya gitsin. Biraz şey de düşürür bu yani. Kendi takımını da düşürecek bir hareket. Ya yani senin takımında genç oyuncular var ağırlıklı olarak. Direkt şunu yaratıyorsun yani ve bu bu bir takasla olacak. Hani free agent olsa tamam çok sorun değil bunu yap ama şu anda bir takas alabileceğin oyuncuya bunu söyleyince ben o takımda bir genç oyuncu olsam ha, tamam bu eleman bize güvenmiyor. Demek ki kafasında böyle şeyler var. E, koç da onu dinliyor falan. En temelinde bunlar herkesin aklından geçer. Ben, yani Lebron James gibi bir lidere de bunları yapmak çok yakışmıyor aslında. E, bilmiyorum bana kötü geliyor yani. <laughs> Bunun bir de şeyden olduğu söyleniyor bu arada. Ee, oradaki detayı çok araştırmadım yayından önce kusura bakmayın da. Ee, şimdi birkaç yıldır zaten bastım mesela Anthony Davis'e çok ciddi ilgileniyor. Bu zaten hep hani e, çıkan haberlerden, hani şey Fenerbahçe Teodosic haberi gibi her yazı çıkan haberlerden biri bu da e, Anthony Davis Boston olayı. E, ama yanılmıyorsam Boston Kyrie'yi aldığı için üzerine bir de Laps diye gidip Anthony Davis'i alamıyor. Ee, bir şey o kontratlarda belli bir süresi geçmesi gerekiyor diye okudum ben. Onun detayını bir sonraki yayına bakarız. İşte Lakers e, işte Boston bu hamleyi yapmadan önce Anthony Davis'i almak istiyor gibi haberler üredi bunun üzerine. Hı hı. Tabii bir yandan da şu da var. E, işte Boston'ın verebileceği şeyler bir e, olası olası da çok daha fazla. Lakers'a göre şu an verebileceği değer. Ama diğer taraftan hani e, şey dönersek LeBron'un eğer şey hani bu Anthony Davis'ın transferi için öyle bir yola girdiyse ve bunları söylüyorsa o evet gerçekten şey tatsız olur. Ya, ben bu... katılmıyorum tatsız olduğuna. Yani şöyle abi LeBron'la beraber oynamak bunu zaten kabul etmen anlamına geliyor. Yani o takımın oyuncuları da bir anlamda yöneticileri de Lebron'un orada nasıl bir ağırlık merkezi yarattığını e, bilerek bu işe giriyorlar. Hmm. ve hani ben açıkçası bunu Lebron'dan hani bekliyorum yani ama doğru ama yanlış. Ya o darası doğru canım o beklenecek zaten onda sorun yok. Ama işte mesela bunu e, Magic Johnson çıkıp söylese ya da işte ki zaten cezası var o ayrı bir konu ama daha hani şey olarak söylüyorum kağıt üzerindeki etik kısmı olarak söylüyorum daha doğru çünkü dediğim gibi takım çok genç hani takım zaten şey olsa Washington olsa ve John Wall dese ki, ben bunları istiyorum ama zaten herkes gitmek istiyor takımında kimsenin etkileneceği bir durum yok ama Lakers sezon başında hiçbir şey yapmayıp sonra biz gençlerle devam edeceğiz deyip sonra e, işler yarı yola geldiğinde e, ee, ben Davis de işte konuşuyorum böyle böyle dersen o genç oyuncuları daha takas etmeden kaybetmiş olursun zaten. Benim takıldığım noktada o. Evet bir de sezon başında o vardı. Hani Lebron bu seneyi gözüne çıkarmıştı. Hani zaten bir beklenti yoktu. Evet. Şimdi i̇şler gitgide ters dönmeye başladı. Ha, belki bu takas sezon sonu mu düşüneceğim Bu sene için de hani gelse de Davis Lakers bir anda şampiyonun en büyük adı yine olamayacak yani. Bence kesinlikle sezon sonu. Yani çünkü şöyle abi... Şimdi 2019 yazında... Anthony Davis'in... ...işte bu Supermax... ...extension hakkı doğuyor. Çünkü işte iki sene süste... Üst ...bu All-NBA First Team'e girdi. 2020'de de... ...şey oyuncu opsiyonlu... ...sözleşme uzatma hakkı var. Hani yani üzerine Anton Davis'in verdiği röportajı koyduğumda yani para benim için önemli değil'i koyduğumda eğer Anton Davis şey derse takıma ya ben gideceğim yani beni takaslayın demese bile belki de Pelicans hani free agent olmadan alabildiğimizi alalım şeklinde de yaklaşabilir. E, o yüzden de hani ben bütün bu denklemi kurduğumda Anton Davis'in bu sene sonunda gitmeyi düşüneceğini e, düşünen taraftayım. Bu arada Lakers maçında da yanlış hatırlamıyorsam 30 sayı 20 reboundla oynayıp yenildi adam. <gülüyor> 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 hani üzerine iyi gelmemiştir anladın mı? Ben neredeyim ne yapıyorum falan diye etrafına bakmış da olabilir yani. Ya mutlaka onun etkisi vardır çünkü gerçekten şu an ligde en çok oynamak zorunda kalan adam pek çünkü işte Holiday'de Davis'de başka bir parça yok doğrudur. O yüzden sürü olarak da çok fazla oynuyorlar yani diğerlerine göre. Ya tabii ee... bir de şey var ya. Hmm. Davis'in pardon abi. Davis'i alabilecek demin Ali söyleyince tekrar ona değinmek istedim. Elinde daha fazla imkan olan da çok takım. Kıstan. Boston, Golden State. Yani çok çok imkanı olan takımlar var. Bilmiyorum Lakers'a kalır mı? Ama herhalde şunu konuşmak lazım. Yani Lakers'a kaldı kalmadı bilmeyiz ama e, Anthony Davis'in tepedeki takımlardan birine yapacağı bir hareket ee, belki de Kevin Durant tarzı bir şey getirecek NBA'ye tekrardan. Öyle bir dalga getirebilir birincisi. İkincisi de küçük takımların şeyini düşüren bir hareket olabilir bu modunu yani. Oyuncuları işte bir şekilde yetiştiriyorsun ediyorsun acayip paralar veriyorsun vesaire ama bir seviyeye geldiğinde artık çekim merkezi şeye doğru kayıyor büyük takımlara doğru kayıyor ve kaybediyorsun buna karşı yapabilecek bir şeyin de yok e, bu iki açıdan da hani Anthony Davis'in vereceği karar biraz da NBA'in yakın zamandaki geleceğini de etkileyecektir diye düşünüyorum. Tabii ki etkileyecek ya. Yani ondan kaçış yok. Ama yine oradaki dengeyi de biraz da takımların hamlesi de belirliyor. Ama New Orleans sözleri Bence gayet doğru hamlelerle geldi. Ki geçen sezon e, playofflarda da olabileceğin en iyisi oldu ki Golden State ile eşleşmeselerdi. Belki bir tur daha bile gidebilirlerdi. Ama yani tabi Anthony Davis'in beklentisi de en yani tepede olmaksa bilmiyorum yani New Orleans tarafından da bir hamle bekleyebilir günün sonunda ama oradan da çok bir şey gelecek mi? Free Agent'tan birini alabilirler mi gibi işte o takımın algısı da orada düşük kalıyor. Şimdi muhtemelen New Orleans de onu ikna etmeye çalışıyor. Bak biz şu, işte şu kişiyi getirebiliriz, şöyle bir takım kurabiliriz kurmaya çalışıyor muhtemelen ama evet, günün sonunda Lakers, Boston ya da Golden State gibi takımlar masalı olunca da oyuncuların aklının oraya gitmemesi de gitmesi de çok doğal. Peki ekleyeceğiniz bir şey yoksa da Nets tarafında bir haber var. E, ee, kontrat uzattı. 3 yıl 34 milyon dolar. E, ee, yani imza atıldım bilmiyorum ama açıklama yapıldı. Hatta 3. yılda işte oyuncu opsiyonu var. Önce 4 yıl 47 milyonmuş sonra buna dönmüş. Hani oyuncu opsiyonunu uzatma işine dönmüş. Ee, ben çok hak ettiği bir para oldu. Yani çünkü daha önce bayağı ucuza oynuyordu Dimitri. Ee, ve hak ettiği bir parayı alacağını yani iki taraf için de hayırlı bir iş olduğunu düşünüyorum. Aşırı kelepir ya bence. Çok kelepir. <laughs> bayağı şey çok uygun fiyata çok ee, derinlik katacak bir oyuncu ya Dimvidi. Nets'in Nets başarısıdır bu da vallahi. Çok temiz. Ya da geçen sene de aynen DVD bayağı dikkatimizi çekmişti zaten. Çok iyi bir ışık vermişti. Bu sene de gayet e, şey, kenardan gelip çok iyi katkı veriyor takımı. Ya bence de hani e, iyi hak edilmiş, kazanılmış bir kontrat olduğunu düşünüyorum. Ha, Brooklyn açısından da evet onlar da sürekli bir şey... yeniden zaten e, bu oyuncuları alıp tekrar hayata döndürme misyonu üstlendikleri için e, dinmedi yani o açıdan bence e, yatırım yapılacak. O kontrat hak edecek yani uzun dönemli kontrat hak edecek oyuncuların başına geliyor şu an eee Brooklyn'de. O açıdan benim hoşuma gitti bu haber yani sevdim. Ne öyle çok hani abartı bir durum var ne aman hak ettiğinin altına gitmiş. Ya tam olması gereken hamle yapmışlar iki taraf için de hani kazan kazan ben, durumu. Ben öyle çok kelepir olduğunu düşünmedim ya Tancan. Yani e, önceki fiyatı çok kelepirdi de şu anki bana okey gibi geliyor yani. İki taraf ya içinde. Şu, 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 şu Hakkaniyetli durum, geliyor yani. Şu durumda okey de 200 sene önce 20-25 milyon yatandı. <laughs> tabii tabii ama o tabii. Öyle bakınca Dimvidi <laughs> evet. inanılmaz iyi bir opsiyon oldu şu anda. Hmm. Çok karlı oldu. Şey diyelim sui misal emsal teşkil etmez diye bir laf <laughs> Aynen aynen o, o, doğru, evet. o doğru o doğru laf Hani bir de o, o dediğin örnek hani iki sene önceki o cap'teki genişlemeden sonra herkesin bol keseden fırlattığı dönemde oldu. Hani biraz daha takımların eli sıkı mecburen eli sıkı davrandığı bir dönemde herhalde piyasa normali bu olacak ki. Bence Dinwiddie hak ettiği bir parayı alıyor. Nets de hani fazla bir para yani hak ettiğinden fazlasını vermemiş oluyor. Nets benim geleceğini en çok merak ettiğim takımlardan biri hani şey geleceği hani orta vadeli geleceği işte bundan 5-6 sene sonra ne olacağını merak ettiğim takım, takımlardan biri Dinvidi'yi tutmaları da çok iyi haber benim için kesinlikle yani Nets'i ben de çok seviyorum Etkinsin hocamıza buradan selam gönderin o zaman <gülüyor> <gülüyor> peki kısa bir ara verelim e, gündem maddelerimizle devam edeceğiz Evet sıradaki maddemiz olmazsa olmazlarımızdan biliyorsunuz her hafta Fultz konuşmazsak e, ma <laughs> maliyeden ceza yazılıyor. Adımızı mı değiştirsek artık The Fultz Podcast falan. <laughs> <laughs> Anti-proses. Anti -proses, evet. <laughs> ama şöyle abi Fultz bitti ama annesi başladı şimdi. Heh, <laughs> Ya Washington Post'ta bir haber çıktı. İşte haber yani Fultz'la alakalı, işte onun destansı sakatlığıyla alakalı ama bir yerinde annesiyle alakalı şöyle bir detay var. Ee, annesi Fultz'un evine güvenlik kameraları kurdurmuş ve böyle <laughs> <laughs> şimdi söyleyince daha komik geldi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum odan da yarım saattir ne yapıyorsun? <laughs> Çocuğu canlı yayında izliyormuş ve hani o kadar korumacı bir kadınmış ki bununla alakalı birkaç tane takım da yakınmış galiba. Ya takım demişim pardon yani basın vesaire hani Fultz'da görüşmek isteyen konuşmak isteyen herkese gizlilik sözleşmesi imzalatmak istiyormuş kadın falan. Nedeni <laughs> belirsiz bir şekilde. Şimdi Aa. Tancan odan da ne yapıyorsun diye espri yapınca hani akma başka şeyler geldi. Yok oralar oralara girmeyelim ama. Hayır yaklaştık. Yapma ok zehirli ya. <laughs> <laughs> ok harbi zehirli. <laughs> <laughs> ok zehirli. Onu, ona girmeyelim. <laughs> ama harbiden bu ya yani çocuğun şöyle şimdi artık tekrar tekrar aynı konulara girmek istemiyorum da girmeyeceğim de. Ama işte böyle detaylar çıktıkça farklı şeyler kazandıkça nedeninin artık sakatlıklar üstü bir şey olduğu ortaya çıkıyor ya her seferinde. Ya bir sonraki ne çıkacak artık merak ediyorum ya. En son küçükken babası dövüyormuş falan çıkacak herhalde. <laughs> yok zaten şey kısmını sürekli kumpas ediyor. Yani şey bu mutlaka psikolojik bir etkisi var. Psikolojik bir düzelmesi gereken taraflar var gibi şeyler söylüyorduk zaten. yani oraya doğru da gidiyor herhalde olay. Ya tabii hani kimse anasından babasından ibaret değil yani. Annesinin bu davranışı yüzünden Fultz'a bir fatura kesmeye gerek yok. Ama hani işte oradaki baskıyı biliyorsunuz. Hani NBA'nin birinci sırasından seçilme baskısı draft'ın. Bir de onun üzerine böyle annesi aşırı korumacı falan. Yani herifin iyice böyle psikolojisi dağılmış olabilir bir yandan da. Ben de onu düşündüm bu haberi okudum. Ama çok garip abi. Kim 18-19 yaşında çocuğun evine kamera sistemi kurdururuyor. Abi saçmalık ya gerçekten. her şey baştan aşağı garip ya. Şöyle geçense söylemiştim bilmeyenler için de söyleyeyim. Ringer'da fulls ile ilgili uzun bir yazı yazıldı bu tüm sakatlığı baştan sona. Yani hmm, ilk evet. günden bu işte draft edilmesi öncesi sonrası bütün timeline'ı abi dökmüşler videolarla beraber, haberler, yazılarla beraber. Çekirdeğinizi, çayınızı, popcorn'unuzu alıp onu <laughs> Baştan sona bir okuyun. Yani gerçekten çok ilginç ve tüm şeyi okuduktan sonra da böyle ha tam olayı ben anladım, çözdüm de diyemiyorsun. Çünkü çok fazla gri alan var, çok fazla soru işareti var. Çok çok ilginç yani gerçekten. Ha, artık Peki. ben diyecek bir şey bulamıyorum. Ben de en full alakalı çok konuşmak istemiyorum. Umarım annesiyle ilgili de son kez konuşuruz. <laughs> Yani Lonzo babası bitti bunun anası başladı diyorsun yani. Evet. ya evet ya ne güzel bitti şey Davar Ball keşke ee, bu da hızlıca bitsin artık yani oraya Lebron lazımmış gerçekten de Aa <laughs> Full Lakers'ta diyebiliriz o zaman ha, ya. <laughs> hiç fena değil <laughs> ee, peki sıradaki tatsız gündem ee, ESPN'deki bir e, takip ettiniz sizde Petrovic muhabbeti ya yani böyle bir gereksiz bir programın gereksiz bir sunucusu var şimdi adını hatırlamıyorum da nedense Carmelo Anthony konuşuluyor işte ve sanırım konu işte Carmelo Anthony bir Hall of Famer mıdır vesaire derken yani kadın durduk yere ama çok alakasız bir şekilde işte Petrovic Hall of Famer'sa Meloniye olmasın <laughs> bir şey diyor. Yani, yani... Zaten itin poposuna soktular kadın işte için anısına saygısızlık yapıyorsun vesaire şeklinde ee, ama siz de görmüşsünüzdür sonradan ortaya çıktı işte belli ki Google'a şey yazmış Hall of Famer'la alakalı birkaç keyword yazmış galiba Bleacher Report'ta mı ne bir tane makale var işte o makalede bir maddede de Petrovich Petrovic Hall of Famer'la hak ediyor mu falan gibisinden bir söz geçiyormuş. Almış onu aynen yapıştırmış. Yani. <laughs> İnanılmaz gerçekten. Bu şey gibi ya böyle ajansla işe yeni başlayan kişiden rapor istersin de Google'layıp ilk çıkan şeyleri yazar onun gibi olmuş. <laughs> Rezalet yani. Bir de Twitter'da kendini savunması şimdi hatırlamıyorum ne daha da iyice nasıl çıkmış batırmış. Yani hiç alakası yok olayla çok belli. Ha bir de niye yani tamam hadi bunu aldın. Ee, gazeteci, gazeteci değil mi bunlar? Ben de hiç o kadar ESPN'deymiş şey abi. Yani Aldım. yani bir basın organında çalışınca gazeteci olarak geçiyorsun ha. evet. <laughs> evet. Çok, çok 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 temiz soktun. <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs> Daha tatlı sokulamazdı. Yani işte Türkiye'de olsa çok şaşırmazsın da işte Amerika'da bir de böyle ciddi bir şey konuşuyormuş gibi gözükürken bunları ESPN'de çalışırken yapman daha da üzücü ya. Bir sürü o işi yapmak isteyen herhalde kaliteli insan kenarda oturuyor. Bu benim aklıma şey getirdi geçen e, geçenlerde dedim hani birkaç ay oldu da Mehmet Demirkol ve bir başka bir gazetecinin tartıştığı bir konu vardı. İşte neden basında ya da spor medyasında boğaz içiliyor? Hani boğaz içi tabii temsili orada ama neden üst düzey okumuş akıllı insanlar bu işe girmiyor diye herhalde nedeni de bu tip insanların orada olması çünkü zaten istemiyorlar yani akıllı adamı orada isteyen pek olmuyor. Genelde sansasyon yaratsın boş yapsın boş konuşsun bu insanlar gazetecinin içinde daha rahat hareket edebiliyor ya da o clickbait kültürünü daha rahat besliyor diye bu insanlar tercih ediliyor. Ha bu arada şey diyeyim ya ESPN diye gözünde büyütme bence hiç. Onların bir tane işte NBA programı var. Stephen A. Smith diye bir herif var. Ha bizim hmm. beyaz futbol neyse o da şey işte Amerikan NBA versiyonu yani. Sabahtan akşama kadar bağırış çağırış iddiasız Tabii. şeyler yani çok aşırı kötü kalitesiz şeyler ya. Yani. Hmm. yani sırf prim yapmak, promosyon yapmak işte hani rating almak için programlar yapıyorlar. O yüzden öyle şeylerin arası der, bu kadının ki yine hafif kalıyor. İyi, i̇yi ki bilmiyormuşum ya. Şu an çok tadım kaçtı. Yok, ke kesin biliyorsun. Adamın şimdi adını bilmiyorsun da. İnce ha. bıyıklı ha, evet, evet. ha o tamam ya. Max diye bir herif var karşısında. Yani, o o şey işte. Yapıyorsun. Bozuk saat her günde iki defa doğruyu göster. Bu herif yılda bir kere falan bir şey soruyor. <laughs> Doğru. Geri kalan her şey atmaz yani. <laughs> Ya of çok üzücü ya. Sırf şey satıyor işte hani böyle çok sansasyonel konuşuyor, böyle çok üzerine basarak ya yani bir garip bir konuşma tarzı var. Sırf onu satıyorlar yani başka bir şey yok. Abi biz şimdi o zaman bir şey diyeceğim biz iki senedir yapıyoruz podcast'i ee, bizden buna dönsek ya böyle her hafta birini seçelim diyelim ki Petrovic adam değil deyip girelim böyle. Aynen. <laughs> 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 Kesin tutar abi o zaman. Niye kasıyoruz ki? Hiç uğraşmayalım. Bence şeye liste yapalım abi. İşte ha, mi gelmiş öyle. geçmiş oh. en iyi 3 kısa forvet. İşte oraya Dwayne Wade girer mi? Allah senin belanı versin falan. <laughs> böyle geçiririz. Garibin böyle anti 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 adamlar yazacağız. Hep bize girin. Allah kahretsin oraya Dwayne Wade yazan elini kırayım senin falan. <laughs> Bu arada bu Petrovic olayında iki cehalet noktası var. Birinci nokta şu. Bu Amerika'da pek çok kişinin cahil olduğu bir konu. Avrupa'da da bu bilinmiyor. Bir kere bu Hall of Fame dediğimiz şey NBA Hall of Fame değil basketbol Hall of Fame'i. Yani hı hı. dünya basketbolunun işte podyumuna çıkması gerektiği düşünülen kişiler oraya konuyor. Yani muhakkak ki bir gün gelecek Obradovic de orada olacak mesela düşününce zaten kadın orada şeyi soruyor işte NBA'de ne yapmış ki falan gibi de uzatıyor yani NBA'de yaptığı şeyi hani tartışmaya gerek yok zaten de hani Petrovic'in Avrupa basketbolu için ne ifade ettiği zaten tek başına onun Hall of Famer olması gerekt olmasını gerektiriyor birinci nokta bu bence ikinci nokta Hadi biraz ben de şey e, spekülatif bir şey söyleyeyim. Ben zaten en başta Petrovic'in olduğu bir listede Melo'nun ne işi var diye sorarım yani. <laughs> <laughs> Melo'yu tartışmak bile anlamsız ya orada. <laughs> Öf. Yani, yani. Bu, bu arada Melo kesin Hall of Famer olur da yani kimler oldu sonuçta? Ee, yani evet. Ya bir, bir gün tamamen hani emekliliği geldiğinde belki Melo ile ilgili negatif düşüncelerimi daha da söylerim. Yani son iki senesine bakarak değil bütün kariyerindeki negatifliklerini söyle. Hiçbir koçuyla anlaşamaması, her takımda savunmanın kara deli olması vesaire üzerinden şey yaparız yani. Evet, ya. zaten onlar bugünü de etkiliyor yani işte okul gittiğinde yok ben bençten gelmem tavırları vesaire değiştiremedi yani onları o iyi olgunlaşamadı yani ne diyeyim artık. Abi ilk geldiği dönemde hani oyunla bir de hiçbir şey eklemediği için düz skorer olarak hayatına devam etti bir süre. Hani eskiden düz skorer olduğunuzda tak, rakip takımların da gücü belli bir noktaya kadar olduğu için bir yere kadar bir şeyler üretebiliyordunuz ya da bir faydanız olabiliyordu. Ama o dönüş yani değişime zerre ayak uyduramadı. Uyduramadıkça da silinip gitmeyi yediremedi yani. Neyse haftaya yeni bir antrenman videosu, bir şut videosu falan düşer. <gülüyor> <gülüyor> Peki şeye ne diyorsunuz? Tek sıradaki konuya geçiyorum. Ee, hakemler. Yani konuşmazsak olmuyor her sene. Sanırım geçen sene de bu yani All Star arasına yaklaştıkça hakemlerdeki civatalar bir gevşemişti. Ee, şimdi gene aynısını görüyorum. Üst üste o kadar acayip hatalar yapıldı ki ve böyle hani işin ucu kaçtıkça bu sefer otoritelerini sağlamlaştırmak için garip şeyler yapıyorlar. Teknik fauller havada uçuşuyor yani. Hani biraz örneklerini vereyim size. işte Ben Simmons Raptors maçında böyle saçma bir faal çaldılar. O da böyle protesto etmek için seyircilerin yanına oturdu bu saha kenarındaki koltuklardan birine. Bunun üzerine teknik faal çalındı. İşte yakın zamanda Rudy Gobert'e üst üste çaldılar. Adam diskalifiye oldu görmüşsünüzdür. Wendell Carter Jr. işte faal kararından sonra böyle bir aman hareketi yaptı diye teknik faal. Bir yıl evet, smaç yani. bastıktan sonra potada kaldı diye teknik faal. Lance Stephenson üçlük attıktan sonra air gitar çaldı diye teknik faal. Mark Gunness smaç bastıktan sonra rakibe baktı diye teknik faal. Falan filan şeklinde. Bir, bir yandan da Harden'ın acayip stepsleri görünmüyor falan. Yani bir katastrofa doğru gidiyor olay. Eee geçen sene de bu seviyedeydi. all Star arasından sonra biraz düzelmişti. Yani bu heriflerin kondisyonu mu düşüktür? Akılları mı kıt nedir? Anlamamaya başladım gerçekten. Abi şimdi şeyi an, e, bazılarını anlayabiliyorum. Mesela yani gözden kaçmış şeylere ben vay lan bunu da nasıl görmedin diyemem. Tabii çok fazla maç oluyor. Oyun çok hızlı. Yani bir hata yapılmışsa okey yani aptal sapta kararlara gerçekten tahmin edemiyorum. Özellikle o e, Wendell Carter'ın işte Markanen'in yaptığı şeyleri teknik çalmaları falan ne düşünüyordun abi o an yani aklın neredeydi? Hani şey konuşuyorduk ya işte bu NBA kavgaları ile ilgili bahsederken hani bu acaba oyunun ruhunu biraz öldürüyor mu? Bu evle bu kadar sıkıya almamak mı gerekiyor diye düşünüyorum. Ya bunları teknik çalacaksanız o gerçekten oynamayalım yani hiç. Robot mu abi bu adamlar? Ki yaptıkları şey de böyle hani çok fazla rakibi aşırı tahrik etti şeyleri dedi ki. Yani bana burada Len Stephens'ı savun şimdi abi. Gerçekten <laughs> çok aptalcaydı yani. O herifin yaptığı o air gitar hareketine teknik faal falan vermek. Ya umarım buna çok hızlı önlem alırlar. Yoksa gerçekten oyunun ruhunu öldürür bunlar yani. Kendi elindeki şey değerini düşürürsün. Bunları da engellemeye kalkarsan. Ya abi... konu ha, Pardon abi sen söyle. Ya şöyle ben ister istemez 90'lar NBA ile karşılaştırmak istiyorum burada. Yani Diken ve Mutombo'nun blok koyduktan sonra parmağıyla işaret yaptığı. işte Sean Kemp'in ne bileyim birini posterledikten sonra kameraya gösterdiği falan maçları düşünüyorsun. Bir de buna bakıyorsun abi. Şey gibi pembe götlü oyuncular oynasın o zaman NBA'de. Yani. <laughs> Gerçekten. Ya çünkü bir yandan oyunun temposunu da etkiliyor bu. Çünkü işte hani böyle heyecan oluyor, blok oluyor, smaç oluyor falan. Oradaki bir sevince teknik façanın hayda öbür potaya gidiliyor, serbest atış atılıyor. Bir de üstüne bir mola gelirse 3 dakikada öyle gidiyor falan derken hani oyunun şeyi düşüyor, seyir zevki de düşüyor. ben burada gerçekten kırmızı alarm verilecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Gerekirse kurallarımı esnetecekler, hakemlerimi dövecekler, ne yapacaklarsa çözmeleri lazım yani bu konuyu konu zaten bireysel kısmı açtı ya artık. Ee, dediklerin böyle kümülatif gidiyor. Hani önceden geçen senelerde ne konuşuyorduk? İşte şu maçta şu oldu. Hani hakem konuşmayı çok sevmiyoruz ama gerçekten çok abartı bir hata falan diyorduk. Falan filan geçiyorduk. Şimdi artık devamlı birike 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 tepkiler artmaya başladı. Özellikle oyuncular tarafında. İlkini Houston Lakers maçında yaşadık. Sonra üstüne e, mesela Gober'in delirdiği bir an vardı birkaç hafta önce. E, dün mesela Jokic Clippers maçında e, üst üste 4-5 pozisyonda alakasız faaller çalındıktan sonra son topunda gerçekten faal yaptı bu arada itti rakibi. Ama ona da faal çalınca Jokic kontrolü kaybetti ve hakemin üstüne yürek bağırdı. Oyundan atıldı. Yani oyuncunun da kontrolünü kaybettirmeye başladılar ve maçın kavgaya akacak şekilde, yani kavgaya dönecek şekilde kontrolünü kaybediyorlar artık. Ya bu çok önemli ve kümülatif gittiği için de sonraki maçlara da taşınacak. Böyle anlamsız bir şekilde o maça o başka bir hakem geldiğinde de aynı hakem geldiğinde ya orada bu olmuştu. Bu böyle yapabilir. Ya da o maç özelinde yine benzer atıyorum Harden'ın işte flopları gibi yine bunlar başlayacak diye kafasında hazırlayacak kendini oyuncu. Bunları hazır çıkınca da sen Gerçekten faal yapmış olsam bile onu kontrol edememeye başlayacaksın. Yani Serkan dedi oradan doğru. Ya yani bunun bir an önce kontrol altına alınması lazım. Yani çığı gibi büyüyor. Oyuncular artık tahrik oluyorlar. Önceden daha basit geçiyordu. Belki de Dan Stephenson şimdi gidecek bir baş sonraki maçta saçma sapan bir şey yapacak. Gerçekten teknik faal olan bir şey yapacak ve ucu çok başka kötü yerlere gidecek. O yüzden bu çığı bir an önce durdurması lazım. NBA yönetimin olay boka sarıyor. Bir de oyuncuların eli kolu da bağlı abi yani bu yaşanıyor. Ya yani adam orada tepki verse oyundan atılıyorsun. Maçtan sonra röportaj versen ceza yiyorsun. Ee, bir de üstüne şey de çıktı belki görmüşsünüz işte Rudy Gobert'in delirdiği şeyler vardı ya. Hakemler Hı. üzerine konuşma yaptı işte 15 bin dolar falan ceza aldı. Sonraki maç gene buna saçma zapan faaller çalınmaya başladı. Ki, kim hatırlamıyorum şimdi detayını da. Yani hakemlerin Rudy Gobert'e tavır aldığı şeyi çıktı bu sefer de. Yani kendi aralarında yani mafya gibi heriflere dönüştüler yani. <laughs> Al işte bak demek ki olay sadece oyuncu tarafında değil, Hakem tarafında da kümülatif gidiyor daha da kötü yani çok çirkin. Ya bence tabii. bunun içinde şey de vardır abi pardon hadi. Hakemler böyle bakıyor abi bu oyunculara. Ulan bunlar böyle 100 milyon dolar kazanıyor falan diye deliriyor bence abi. Bu bu, bu da olabilir yani. <laughs> ee, şey oluyor bu arada. Mesela hakemlerde ben birkaç videoda görmüştüm. E, soyunma odalarında bunu konuşuyorlar zaten. Ya tabii hani şu oyuncu gömelim anlamda değil. Yani, mesela şu ikisinin arası kötü yani gerginlik var. Bunlara dikkat edelim maçta vesaire tarzı kendi aralarında konuşmalı olabiliyor. Ya i̇şte o olur denemek... o o iyi hakemlik zaten. Bu işte hani bu dönüyorsa bu belli oyunculara karşı o, o çok tehlikeli bir nokta yani. İşte o dikkat etmekle bilenmek arasındaki ince çizgiye. <laughs> dikkat mi ediyor, bileniyor mu acaba? Yani sonuçta beni ilgilendiren asıl kısım gerçekten seyir zevki ve hani NBA basketbolunun şeyine baktığında, geçmişine baktığında o ikonik anlar içinde iki oyuncu arasındaki şakalaşması, tavrı, kavgası her şeyi var. Ama giderek softlaşıyor oyun burada. Hani işte o, diyorum ya Mutombo'lar, Jordan'lar, ne bileyim Iverson'ın işte üzerinden geçmesi, Dwayne Wade'in yaptığı hareket falan yani bütün bu tarihe bakıyorsun ama bugün hani o hareketin dörtte birini yapsan oyundan atılacak duruma geldin yani. Bu kadar da yumuşak olmamalı bir yandan da. Kesinlikle ya buna da katılıyorum. Bir, zaten bir de ekstra olarak savunmaların da eli kolu çok bağlı. Yani çok şikayet edilen savunma düşük savunma düşükken yani iyi yap iyi savunma yapan takımların artık daha değerli olduğu bir döneme geçerken de bunların olması biraz NBA'in e, kendi ayağına sıkması gibi oluyor bu durumlar. Peki son kısa arayı verelim. Ee, bir tane daha haberimiz var. Sonra e, kısa bir tabi abi yok abiyle bitireceğiz. Son haberimiz Woman NBA tarafından geliyor. Geliyor. Pacers işte WNBA yöneticisi Kelly Krauskopf'la genel menajer asistanı olarak anlaştı. Bu haber düştü. Bu arada bu haberi ben Woj'dan okudum. Woj bunu şey diye açıklamıştı işte NBA tarihinde bir ilk kez bir kadın yönetici konumunda bir takımda çalışacak diye. Oysa öyle değilmiş. Gene Pacers'da. 70'lerde Nancy Leonard genel menajer asistanı olarak çalışmış. Yani bu Pacers'ın herhalde ikinci genel menajer asistanı kadın bireyi. Yani ilk olur ikinci olur her neyse ama NBA'deki kadın varlığı için herhalde güzel bir haber oldu. Aynen. ya Ben de şeye baktım da nasıl olmamış falan diye araştırırken orada arada da Portland maçını izliyordum. Hangi maçta hatırlamıyorum. Oradaki e, sunucu anlattı aslında işin detayını. Sonra dedi ki yani burada unutulan bir şey var. Aslında tam tarih şey 1976'daki ABA-NBA birleşmesi. Bu birleşme sırasında e, Indiana çerçevesinde gelişiyor her şey. Indiana'nın koçunun karısı zaten e, Leonard. Onu da işte e, o birleşmede hem yönetici olarak çalıştırıyorlar hem de GM asistanı olarak. Hatta sonra işte GM gibi konumlandırıyorlar bu biraz atlanmış. Belki de hani o süreci yönetti. Hani kalıcı bir süreç değildi gibi mi düşündüler? Bunu ilk dediler. Onu çok anlayamadım. Yani bir bilgi de bulamadım onunla ilgili ama evet yani NBA'deki kadın popülasyonun artması açısından özellikle de iyi bir hareket oldu. Evet ben de olumlu görüyorum. Yani umarız <laughs> parkelerde falan da kenardaki kadın sayısı artar. Yani etkisi nasıl olur çok merak ediyorum açıkçası maç içinde. Beckham'ını bekliyoruz ya seneye evet. bir head koştuk artık gelsin. Evet. Ama işte şöyle bir sorun var NBA hala çok hani alfa male bir ortam ve o ortamda bir kadın head coachun barınması gerçekten çok zor. Yani devamlı rap müzik dinleyen işte <laughs> e, biraz akılları kıt <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi tekrar Körünün ay olayı geldi aklıma da sinir <laughs> <bozudu. gülüyor> Hani hani o tipte adamlar arasında e, bir kadın varlığı... ...yani onun da böyle şey... ...alfa male gibi davranması gerekecek anladın mı? Hani o öyle... Kendi olamayacak değil mi? Için. Şimdi şeye bakıyorum işte... ...Kokoşkov'un yaşadıklarına falan da baktığımda... ...hani bir tip tipoloji var orada. Belli bir tip var. <laughs> ya böyle işte Popovich gibi çok aşırı... ...hani karizman olacak. Ya da işte... Böyle erkek erkek bir tip olacaksın ki tutunabilesin şeklinde ya da işte Brad Stevens, Steve Kerr örneği var ya da ee, hani onun dışındaki bir şeye çok fazla henüz e, açılmadığım bir yakın zamanda da bana biraz zor geliyor ama tabii ki de çok isterim yani. Yani benim ki hani head coachluk olmasa bile staff içerisinde yer alması hani o asistan koç şeyinde yer alması bile bir adım olur bence. Sen bakalım ne olacak. Tabii Tabii sen... bizi... Pardon abi, buyur. Şey, senin dediğin konuda şey daha acı işte. Ya kendi olamayacak ya o çok kötü yani. Belki de kendi olsa işi daha zor olacak ya da o kültürün oluşmuş ya belki Senato'ya da olur bu arada. Yani Bekeman'ın orada bir ağırlığı var. Yani orada kalırsa olur ama başka bir takımda evet işi çok zor olur. düşünmek lazım. Bu arada bizim podcast'ı da biraz daha çok kadın dinlerse seviniriz açıkçası. Şimdi, şimdi arada <laughs> e, raporlara bakıyorum. E, şimdi kaynağını söylemeyeyim ama alabiliyoruz. Ya e, e, Pardon kaynağını derken sayıları söylemeyeyim affedersiniz. E, ama böyle Cengizhan Anadolu Meslek Lisesi gibi bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> e, Bu arada çok sıkı ta kadın takipçilerimiz var ama evet az keşke daha çok olsa. Evet. O yüzden haberi olmayan bir arkadaşınıza, <laughs> da, onu bayağıdır yapmadığımı fark ettim. Ya evet, bak şimdi aklıma geldi. <laughs> tamam bundan sonra yapacağım. Bakalım. Tamam, tamam. <laughs> Devam edelim onu. Ee, peki kısa bir e, tabi abi yok abiyle bitirelim. Üç tane maddemiz olduğunu görüyorum. E, üç farklı dinleyicimizden gelmiş. İsterseniz ben başlayayım. Buyurun. Kayra Kocagil dostumuz Kayradan gelmiş bir tane. Ee, All Star takım kaptanları Lebron ve Antetokounmpo olur Yok abi hmm. Kim ben olur? Tabi, abi? Tabi abi. Ben tabii diyorum Ben köylün kesin olacağını zannediyorum Ben yani köylü Lebron olur bence yine Bir doğudan bir batıdan değil mi? Artık doğu batı farkı kalkmadı mı? Yok bir doğudan bir batıdan Kaptan seçiliyor Sonra onları almıyor mu? Ben yanlış mı biliyorum? Öyle, öyle. Yok ha. öyle aynen. Ha. ha. öyle olacaksa... Cevabınızı revize edin Ali Bey. Hmm. <laughs> Hayır yani Yanis olabilir ama alternatifi kim olabilir diye düşünün Batı'dan. Kayyum Ha evet o da olabilir. <laughs> Oğlum Kavay Kaptan olursa çok ay çok kötü ya. O asosyallikleri çok kötü. Bir de şey olacak ya bu sene ilk defa canlı yayınlanacak ya o seçim falan ha. olayı. Bence komik olabilir ya o herifin. <laughs> Böyle hani oraya ait olmayan o tavrını görmek isteyebilirim yani. Bak şimdi düşününce de bir an fena bir fikir değil gibi geldi ama konu şeye gelebilir ya ben gülüyor muyum seç adamını falan öyle bir şey gibi. <laughs> şey gibi ya kavaya şey soruyorlar favori Christmas anınız nedir falan diye. <laughs> Next question. <laughs> Demiş şimdi sırada kim alıyorsun? Sana ne falan diyormuş böyle değil mi? İyice, iyice kavga çıkıyor. Arkadaşlar ciddi falan. <laughs> <bir> şey. <laughs> e, vallahi ben tabi abi diyecektim de bu kavay fikri bir hoşuma gitmedi değil ya. Ama tamam neyse tabii abi diyeyim ben. <laughs> ee, evet o zaman yani okey diyeyim ben de tabi diyelim. Ben yani yani tabii diyorum ama herhalde favoriler belli. yani batı tarafı Lebron Curry, doğu tarafı işte Yannis ve e Kawhi gibi görünüyor. Ama Lebron, Antetokounmpo evet daha önde olabilir. Yani Le geçen sene Lebron Curry'den daha çok oy almıştı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yani kötü başlayıp önde bitirdi falan gibi hatırlıyorum. O detayını hatırlayamadım ben. Sanki öyleydi ya. Vallahi. Ama bu sefer hatırlarsanız Antetokounmpo öndeydi işte ilk haftalarda. ilk iki haftada galiba. Ee, bu sefer Antetokounmpo doğu tarafında alır. batıda öyle güzel çekişme olur ama herhalde LeBron olur ya. Yani orada Lakers e, göz önündeliği gerçeği de var bir yanda. Evet evet. Peki sıradaki Sıra... kim Ali'de mi ben de mi? Ben bakayım. Hadi yok. Şu an NBA'deki en underrated oyuncu Steven Adams'tır. Oğuzhan Aydoğmuş sormuş. Yok abi. John Collins'tır. <laughs> ben böyle giriyorum <laughs> ben de yok abi diyorum çünkü şöyle Steven Adams bir ya da iki sene önce underrated'tı ben Steven Adams'ın e, artık değerinin bilindiğini hatta işte all star konuşmaları falan dönüyor Steven Adams için geçen bir e, basın mensubu sordu işte all star olmaya ne dersin ister miydi falan. o da umrumda değil gibisinden cevap vermiş Mr. Aquaman herhalde Steven Adams'a gelene kadar vardır isimler şimdi biraz düşünmem lazım ben de buna yok abi diyorum açıkçası yani bu biraz tabi underrated overrated olayı biraz kime göre neye göre geliyor benim özellikle Oklahoma'nın içerisinde çok çok değer verdiğim bir adam çok da seviyorum Steven Adams'ı o parça içinde çok değerli olduğunu düşünüyorum o yüzden yani ben açıkçası hiç underrated görmüyorum kendisini ben de John Collins şu yüzden söyledim. Çünkü gerçekten underrated kalan bir birkaç oyuncu var NBA'de. Hani bu sakatlık dönüşleri de işin içine girdi tabi ama. Yani herif bağı, bağıra bağıra, şu anda double double canavarı olarak. Tabi Atlanta'da olması onu biraz geriye plana itiyor ama. Bağıra bağıra oynuyor. Pek de sallanmıyor. Bu tip oyuncular biraz daha underrated tanımına oturan tipler tabi. Ben o zaman hani underrated ve şanssız arası Jeremy Lin diyebilirim. Hani hep böyle Linsanity dönemiyle hatırlanıyor. Sonra bir dizi şanssızlık ve bu arada bütün kariyeri boyunca bir sürü ön yargıyla boğuşmuş bir adam. Hani onu biraz okudum, birkaç podcast'ini falan da dinledim. Ee, hani şu an böyle şey e, Hawks'ta takılıyor falan ama hani biraz gelecekte ne olacak? Yani iyi bir kontrat almıştı en son. Onun son senesinde sanırım. Ee, hani bakalım ne olacak ama kimsenin konuşmadı sadece konuşunca da o Linsanity 9-10 maçlık dönemi konuştuğu bir adam ee, ben onu da underrated buluyorum mesela senin yolladığın podcast'i dinlemiştim ben de o baya güzel bu arada ee, orada şey de diyor ya yani o kadar fazla şeyle uğraşmanız gerekiyor ki yolda yürürken biri yanınıza gelip işte fantasy ligimi mahvettim bu hafta sakatlandın Allah kahretsin falan diye <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Biz orada canımızla uğraşıyoruz. İşte her gün başımızda bir sürü şey var. Adam bana fantazilik diyor diye böyle çıldırmış. Çok da akıllı bir oyuncu bir yandan da. Tabii tabii Harvard mezunu. Bu arada Harvard hani biliyorsunuz basketbol çevresinde çok ünlü bir şey değil. Kolej sonuçta. Ee, zaten bir sürü şey bunu reddetmiş. Bir sürü kolej. Ondan sonra işte draft olamıyor zaten. en başta. Sonra bir şekilde sanırım Rockets'tı değil mi? Evet. E, rakıtla giriyor ucundan işte bir sürü şey yaşıyor New York'ta Carmelo bunu buliliyor falan filan sonra Carmelo sakatlanınca bir şans buluyor ve bir anda böyle 10 tane acayip maç oynuyor falan filan böyle bir hikayesi var adamın ama aslında potansiyeli çok yüksek ama hani hem e, biraz da ırkından dolayı da hani ön yargı oluyor bu şeyde e, diye düşünüyorum bu arada şeyde çok ünlü tabii Çin'de çok ünlü herif o da ayrı o zaman sıradaki ben değil mi? Evet. Soruyorum. Evet. Embiid, Simmons, Furkan. Filan'ın yeni big three'si olur mu? Burak Aslan yollamış. Yok abi. Yok abi. Sanırım en hardcore yok abi bu olacak. <gülüyor> <gülüyor> yani butler olmasa da zor. Ee, tabii Furkan için hepimiz heyecanlanıyoruz. Ben eninde sonunda süre alacağını sezon başından beri ısrarla bekliyordum, söylüyordum. Ama yok ya öyle bir big three olacak şeyi şey işareti yok şu anda. Peki Embiid, Simmons, Butler olur mu? Öf, orada da hmm, olabilir ya ama yine Simmons'ın gelişimine bağlı. Evet ben de Simmons'ın durumuna bağlı olarak diyecektim. Dün bu arada bayağı iyi bir maç çıkardı. İşte demek ki o ha hakemler gaza getirince de. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii iki tane jumper falan da attı yani o kadar pota dibinden atmadı falan. Ama özel bir geceydi yani onun için. Olacak olacak inşallah maşallah. Tamam. İkili oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umuyoruz ki bir daha ne futsu ne de annesini konuştuğumuz bir podcast yaparız. Ee, bu en büyük şey temennimiz ee, bize görüş yorum öneri ve soru iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım web site adresimiz ikiloyun.com mail adresimiz selam et ikiloyun.com twitter soundcloud ve spotify'da ikiloyun takip etmeyi unutmayın yayınlarımızın geek yaparın youtube kanalından da takip edilebildiğini hatırlatayım telegram grubumuza bekleriz t.me ikiloyun adresinde Tancan'ın Twitch kanalı twitch.tv slash Tancan adresinde ikamet ediyor ve ilginizi bekliyor. Ve son olarak bizden haberi olmayan bir adet tercihen kadın arkadaşınız varsa <gülüyor> <gülüyor> bizi dinlemesini önerirseniz çok seviniriz. Önümüzdeki yayında görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.